Sevgili çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz verilmeyen toplananı bulma. Örneklerimize bakalım birlikte. 12'ye bir sayı eklemiş, cevabı 20 olarak bulmuş. Nasıl yapıyorduk çocuklar? 12'den sonra parmaklarımızı sayıyorduk. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20'ye kadar saydık. Kaç parmak? 8 parmak. Verilmeyen toplananı 8 olarak bulduk. 8'den 15'e kadar sayıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 parmak olarak bulduk verilmeyen toplananı. Peki sayılarımız büyüdüğü zaman nasıl yapacağız? Çocuklar, verilmeyen toplananı bulmak için her zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. Toplam en büyük sayı olduğu için toplamdan verilen toplananı çıkarırsak eğer verilmeyen toplanan sayıyı buluruz. 3, 3, 33 olarak bulduk. 89'dan 47'yi çıkarıyoruz. 2, 4, 42 olarak bulduk. 23 cevizim var. Kaç ceviz daha alırsam 58 cevizim olur. Problemi matematik diline aktaracağız. Adım adım ilerliyoruz. Tekrar okuyalım. 23 cevizim var. Yazdık. Kaç ceviz daha alırsam? Alınca ceviz sayımız ne olacak çocuklar? Artacak. Öyleyse toplama işlemi yapıyoruz. Ne demiş? Tekrar bakalım cümleye. Kaç ceviz alırsam? Yani ceviz sayısını söylememiş. Kaç tane aldığını bilmiyoruz. Yerine kutucuk yaptık. Eşittir 58 cevizim olur demiş. Yani toplamda 58 ceviz olacak. Toplam yerine de 58 yazdık. Bakın, verilen problemi matematik diline aktardık. Verilmeyen toplananı bulmamızı istiyor aslında. Ne yapıyorduk peki bulmak için? Çıkarma işlemi. 58'den 23'ü çıkarıyoruz. 5, 5'ten 2 çıkarsa 3. Demek ki 35 ceviz almış. Sınıfımızın mevcudu 50'dir. 26 kız öğrenci olduğuna göre erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Çocuklar, sınıflarda kız ve erkek öğrenciler vardır değil mi? Burada kız öğrencilerin sayısı verilmiş. 26 yazıyoruz. Artı erkek öğrencilerin sayısı verilmemiş. Bizden bulmamız isteniyor. Bu yüzden kutu yapıyoruz. Eşittir. Toplamda 50 öğrenci varmış sınıfta. Bakın, yine verilmeyen toplanan sayıyı bulma konusuna geldik. Nasıl buluyorduk? Çıkarma işlemi yaparak. Toplam sayı 50 olduğu için 50'den 26'yı çıkarırsak eğer, 0'dan 6 çıkmaz, komşumuza gittik, 4 kaldı. 10'dan 6'yı çıkarırsak 4, 4'ten 2'yi çıkarırsak 24. Erkek öğrencilerin sayısı. Verilmeyen toplananı 24 olarak bulduk. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.